liderliğinde oluşan her kararın yanındayız. Alperenler olarak devletimizin ve milletimizin her zaman yanındayız. Geleceğin çağı Alperenler çağı olacağına inanıyorum. Büyük Birlik Partisi ilçe yöneticileri olarak halkımızın yararına yapılacak hizmetleri takdir ederiz. Yanlış yapılan her davanın, yanlış yapılan her şeyin karşısında dimdik dururuz. Bizim temel hedefimiz uzlaştırıcı, yapıcı, birleştirici oluşumuzdur. Bizim için önemli olan mazlumun yanında, zalimin karşısında durabilmektir. Büyük Birlik Partisi olarak amacımız kimseyi suçlamak değil, sorunları çözmek için var olacağız. Siz değerli halkımızla el ele verip ilçemizin sorunlarını hep birlikte çözeceğiz. Büyük Birlik Partisi Büyükçekmece ilçe kongremize, Büyükçekmecemize, İstanbul'umuza, ülkemize ve tüm dünyasına hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz eder. Rabbim kongremizi hayırlara vesile kılmasını nasip eder. Merhum Mehmet Akif Ersoy'un da söylediği gibi, sahipsiz olan memleketin batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Sizlere hitap etmek üzere İstanbul Hanımlar Komisyonu Başkanı Diş Doktoru Oya Eren Hanımefendi'yi davet ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Sayın İl Başkanım, MKYK üyelerimiz, değerli yöneticiler, alperenler, İlçe Kadın Kolları Başkanları, kıymetli gönüldaşlarımız, hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili Büyükçekmeceliler. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, muhabbeti, merhameti üzerinize olsun. Partimizin kuruluşunun 25. yılında Büyük Birlik Partili kadınlar olarak organize olacağız. Hareketimizi hak ettiği yerlere taşıyacağız inşallah. Kadınlarımız olmazsa olmazlarımızdır. Bu süreçte Sayın Genel Başkanımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, Sayın MKYK üyelerimiz, İl Başkanımız, İl Yönetimi, İlçe Başkanlarımızın İl Kadın Kolları olarak yanımızda olması bizleri çok mutlu ediyor. Desteklerinizin devamını bekliyoruz. Allah'a emanet olun, Allah yar ve yardımcımız olsun. Şimdi de sizlere hitap etmek üzere İstanbul Alperen Ocakları Başkanımız Sayın Kürşat Mizan'ı davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Allah razı olsun. Çok değerli Genel Başkan Yardımcılarım, Sayın İl Başkanım, değerli ilçe başkanlarımız, çok değerli hanımefendiler, şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun göz bebeğim dediği
Tunç yürekli Alperen kardeşlerim, değerli misafirler, Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, inayeti ve hidayeti üzerinize olsun. Büyükçekmece kongremizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Böyle güzel bir ortamda bugün bizleri bir araya getirdiği için ilçe başkanımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bizler malumunuz Büyük Birlik Hareketi'nin nefeli Alperenler olarak şehit liderimizin izinden sonsuz iman, sarsılmaz azim ve kararlılıkla Alperence hareketimizin sancağını burçlarına taşımaya devam ediyoruz. Genel başkanlarım çok önemli konulara değindiler. Allah kendilerinden razı olsun. Bizler de kendilerini takip ediyoruz. Kendilerinin düşüncelerinden, fikirlerinden nasipleniyoruz. Tabii şu anda ülkemiz Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ciddi bir operasyon yapmaktadır. Oradaki askerlerimize, güvenlik güçlerimize destek vermek her bir ailenin, her bir Büyük Birlik Hareketi neferlerinin boynunun borcudur. Allah o değerli askerlerimizi muzaffer eylesin. Şehitlerimize rahmet eylesin. Bizler de her daim devletimizin ve milletimizin yanındayız. Biliyoruz ki ülkemiz 2 asırdan beri korkunç bir tertibin içindedir. Emperyalistler Türk dünyasını ve İslam dünyasını yok etmek için var gücüyle mücadele etmek istiyorlar. Bizler biliyoruz ki bunlar batıl ve batılın taraftarlarıdır. Ve şunu söylemek istiyorum. Kendilerince hak bildiği bu doğada gecesini gündüzüne kadarak tüm imkanlarını seferde ederek bizi yok etmek istiyorlar. Bizler kendi kendimize sorduğumuzda biz halkın taraftarı olarak hakiki manada neler yaptığımıza bir göz atmamız gerekiyor. Özellikle ayrıştırmaları, çatıştırmaları, kutuplaşmaları bir tarafa bırakmamız lazım. Bir beraber özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni İslam'ın son sancaktanı olan Osmanlı Devleti'nin devamı olan ülkemizi yok etmek, ortadan kaldırmak ve bu şekilde tüm İslam dünyasını tamamen bitirmek istiyorlar. Bizler de uyanık olarak buna karşı bir beraber olmamız lazım. Alperen hareket etmemiz lazım. Tüm İslam alemine, tüm dünyasına da her zaman bu çağrıda bulunmuşuzdur. Bakın ülkemiz 4 koldan farklı renk ve biçimlerle ahlak ve kültür emperyalizmine maruz kalmaktadır. Bunu Alperenler olarak en iyi farkına olan biziz. Çünkü bakın yapmış olduğumuz faaliyetler, eylemler bunu ortaya koymaktadır. Her zaman birlik ve İslami değerlerimize karşı bir saldırı olduğu zaman biz hep karşısında olmuşuzdur. Bu yanlış demişiz ve bu ülkemize ve gençliğimize zarar verecek eylemler, çalışmalar demişizdir. Bunları hepiniz yakinen takip ediyorsunuz. Tabii bu oluşumlar karşısında sadece tepki vermek yetmez. Bizde onlar nasıl çalışıyorsa, nasıl kendini eğitiyorsa, nasıl ilimle, bilimle, teknolojiyle kendilerini donatıyorsa, biz de aynı şekilde Allah'ın izniyle geçmişini iyi bilen, geleceğinde sonsuz ümit var olan ilimde, bilimde, teknolojide, kültürde, her türlü donanıma sahip, imanlı, ahlaklı, cesur, mücadeleci, gönül evli, şehit liderimiz Müslüm Başkanımızın da dediği gibi bir evinde kuran, bir evinde bilgisayar olan, ben değil biz diye yaratılığı severiz, yaratılığından ötürü anlayışıyla tüm insanlığa hizmet etmek için, altını çizerek söylüyorum. Çünkü bizim davamız Nizamalet'e Kelimetullah davası. Yaratılanı severiz, yaratılanlar ötürü anlayışıyla tüm insanların hidayetine,
huzuruna, birliğine ve adaletine vesile olabilmek için gece gündüz mücadele etmek durumundayız. Ben inanıyorum ki, demin başkanımız da söyledi, gelecek yıllar alperenlerin çağı olacaktır. Çünkü alperenler ilimle, bilimle, teknolojiyle, adaletle, samimiyetle, kardeşlikle yeniden nizam-ı alevi tesis edecek, tüm insanların huzurunu sağlayacaktır. Ve Aksa'da Zafer İslam'ın kanımız Aksa'da Zafer İslam'ın bizler kendimizi oyaklarda bu şekilde olarak yetiştirip Allah'ın izniyle siyasi yararına hizmetimize, görevimize, son nefesimize kadar devam edeceğiz. Bu sizin başkanımız Gençlik Gücü Hareketi, Gençlik Gücüler Hareketi'ne katıldı 14 yaşında ve son nefesine kadar mücadelesine devam etti. Ocak'ta yetişti, siyasi alanda, kürsülerde her zaman hakkın savunucusu oldu ve insanların huzuru için, insanların refahı için mücadele etti. Sevgili genç arkadaşlarım, kardeşlerim, bizler de aynı şekilde büyüklerimizi takip ederek, büyüklerimize destek olarak, özellikle partili ağabeylerimizin her zaman yanında ve yardımcısı olarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Ama kesinlikle şunu unutmayacağız, biz Ankara Ocak'ta olarak bizim amaç ve gayemiz öncelikle kendimizi yetiştirmek. Kendimize faydamız olması gerekiyor. Şehit liderimiz ne diyor? Toplumu kendi isteği doğrultusunda değiştirmek isteyenler öncelikle kendilerini o istikamette değiştirmekle işe başlamalıdırlar. Kendi hayatını inandıklarını düzgün bir şekilde idare edemeyenler başkasının ve toplumun hayatını değiştiremezler, yol veremezler. Onun için kendimizi yetiştireceğiz. Allah'ın izniyle hem davamıza hem de Türk dünyasına, Türk İslam dünyasına hizmet edeceğiz. Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Konuşulacak çok şeyler var. Tabii ki başkanlarımız değildi. Doğumuza da, bunu Türkistan'da, Filistin'de, Arapan'da zulüm, Ezel-i Muhammed'in okunduğu her yerde zulüm var. Her yerde gözyaşı var. Her yerde acı var. Tabii bunlara bizim yetişmemiz mümkün değil. Ama kayınca misali, biz de bu durumda mücadele etmemiz lazım. Onun için arkadaşlar, Allah için birbirimizi sevmemiz lazım. Allah için kendimizi yetiştirmemiz lazım. Birbirimize muhalif ettiği, birbirimize doğruları temkin ederek, kardeşçe bir de beraber şehit liderimizin dediği gibi, Hadife ödüler içerisinde, çelik bir bilek gibi olarak mücadeleye devam etmeliyiz. Bu bilgiye düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgi ederim, muhabbetlerimi selam veriyorum. Allah'a emanet olun. Saygılarınız için. Yozgat, Samsun 16-66, araç başına lütfen. 34, Zonguldak, Adana 32-21, araç başına lütfen. Büyük Birlik Partimizin İstanbul İl Başkanı, fedakar, cefakar Mustafa Bican Başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Partilerin kıymetli temsilcileri, geleceğimizin teminatı, göz bebeğimiz, alperenlerimiz, hepinizi
sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a rahmetli, bereketli, mağdurettiği üzerimizde olsun. Büyük Birlik Partisi, Büyükçekmece ilçe kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Büyük Birlik Partisi, Büyükçekmece ilçe kongresini daha evvel, bundan önceki kongreyi, yine bizim de başkanlık yaptığımız kongreyi ilçe binamızda yapmıştık. Bugün kısa bir süre içerisinde böyle güzel bir salonda sizin gibi güzide ve yoğun katılımla güzel bir atmosferde bu kongreyi bize yaşattığı için ilçe başkanımız Halil Eker Bey'e, ilçe yöneticilerine ve dava arkadaşlarına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Şunu gördük ki, inanç varsa, iman varsa, gayret varsa, emek varsa sonuç da var. Başarı da var, zafer de var demektir. Tabii Büyük Birlik